Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Üstad, nasılsın? Ortak, nasılsın ya? Allah razı olsun. Ne var ne yok? İyidir be, işte çalışıyoruz. Çalışıyorsun. Evet. Nasıl işleri devam ettiriyorsun değil mi? Allah'a şükür. Kaç seneden beri beraber çalışıyoruz. Evet. Bayağı bir 15 yıl olmuştur. Rahat, 15 yıl. Rahat. Senin gibi şöyle kameraman şu tarafa geçelim. Pardon, şöyle. Hem halkımıza da nasıl iş yapıyoruz, bu iş nasıl oluyor, halkımıza da bu işi tanıtalım. Tamam inşallah, bir gözlerelim, pratikte bir gösterelim. Yapacağız. Şimdi Ayhan Hocam, sen güzel bir insansın, sevgili bir insansın. Senin gibi kişiyle böyle bu işi ortak herkese nasip olmaz. Allah razı olsun. Yani senden de nasıl, benden nasıl memnun musun? Dört dörtlük memnunum Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ben de senden aynı. Şimdi Ayhan Hocam, buyur. Bizi izleyen dostlara, şu anda Miras TV'den yayın yapıyoruz. Tamam. Bunu da halkımıza sunacağız. Hem bizleri tanımış olacaklar. Tanıyan insanlar var, tanımayan insanlar var. Tanıyan insanlar var, yıllardan beri görmeyen insanlarımız var. Onun için o bakımdan. Şimdi şunlar nasıl, yani bunlar fiyat bakımı nedir? Fiyatı nasıldır? Şöyle kamera aracılığıyla. Bunlar kaça bir bunları? Evet. Bunlar kömürlü semaverdir. Kameraya bak. Kömürlü semaverdir. İki parçadır. Üstü 430 paslanmaz çeliktir. Altı da paslanmazdır. Şimdi tanıtımını yapayım. Bunun yakması da temizlemesi de çayı da çok pratiktir yani. Ateşi yaktığın zaman ilk önce mangalını da yapabilirsin. Köp şişleri buraya diziyorsun. Karnını bir doyuruyorsun. Ondan sonra bunun içine suyu dolduruyorsun. Üstünü oturtturuyorsun. Çayını yapıyorsun. Çayını da iç. Evet, çok güzel. Şimdi Ayhan Hocam, bizim burada içerimizde birçok şey var. Vatandaşımızın ihtiyaçları. Bunun mangal. Mangal, evet. Bu pratikte bu 1, 2, 3, 4, 5 parçadır. Bunu söküp poşete koyup pikniğe gidiyorsun. Gittiğin yerde de montajını yapıp mangalını yapıyorsun. İşi bittikten sonra da parçalayıp poşete koyup evine getiriyorsun. Evet. Şimdi fiyat olarak ne söylerim halkımıza? Fiyat olarak bu mangal 35 lira. Gayet uygun. Evet. Daha uygunları var. Daha uygunları var. Normal küçük olanları var. Evet. Bu eski düğünlerimiz var biliyorsun. Şimdi bak. Burada. Evet evet. Bakır tipi. Bakır tipi. Olmuş. Evet. Burada abdestlik. Abdestlik almak için. Şimdi şöyle içeriye doğru gidelim. Bak burada şeylerimiz var. Tamam, evet. O elektrikli, efendime söyleyeyim, çayı içinde 160 bardaklık, evet. 2 yıl garantili deneyim. Artı otomatik, suyu kaynattığı zaman tık otomatiğe atar. Hafif soğumaya başladığı zaman direktman otomatiği geçer. Fiyat olarak ne söyleyelim? Fiyat olarak 175 lira. Gayet uygun, tavsiye ediyoruz. Kadanlıklarımız var. Ondan sonra böyle tavuk. O elektrikli mangal. Evet. 2 yıl garantili dönecek. Koku, duman, is yapmaz. Evin içinde dahi mangalın yapabilir. Evet, evet. Çok güzel. Şimdi şöyle imalathaneye girelim hocam. Evet. Şimdi burası imalat yerimiz. Şimdi buradan şu tarafa geçelim. Şöyle bir tanıtım. Nasıl oluyor bu? Bunları... Evet. Şöyle kameraman şöyle gel. Bunları ilk baştan içlerini yapıyoruz. İçlerini yaptıktan sonra makineye geçiyoruz. Makinede parlatmasını yapıyoruz. Bak şu anda kötü bir halde. Ama biraz sonra bunları yeniyle ayırt edemiyoruz. O içeride var zaten. Evet. Bitmiş mallar var. Evet. O malları da bir gösterebiliriz. Burada temizliğinde. İşte ustası geçiyor, parlatmayı evet, yapıyor. Evet, evet. Yani evet.
Herkes yapamaz. Herkes yapmaz. Kalktığı zaman kolunu bacağını kaptırır. Tabii. Ben Allah muhafaza. Her şeyin bir ustası var. Ekmeği dahi fırıncıya. Doğru Ayhan hocam. Yaptıracağım. Şimdi şu tarafa geçelim istersen. Evet. Kameraman kardeşim sen de şöyle arkamız. He. Burada da bitmiş ballarımız son rötuşları yapıyoruz. Son rötuşları yapıyoruz. Bunları temizledikten sonra paketleyip tek tek paketleyip müşterimize tertemiz bir şekilde kutusu eksik vaziyette. Çünkü sıvır gibi oluyor. Şimdi nasıl bir hastanede insan gittiği zaman ameliyat olur. Burada da aynı. Biliyorsun burada kırık saplar olsun. Tamam mı? Şu gördüğün biraz sonra tanıyamayacaksın bunu. Ondan sonra şu kutular olsun. Tencere kapaklar olsun. Birçok. Bak o kaynağı da ben göstereyim. Evet, arkadaşıma bak. Halkımız görsün. Mesela bunların emzikleri kopmuştu. Evet. Kaynak yaptık. Kameraman şöyle göster. Bak ne halde şu anda. İşte parlatmaya girdikten sonra sıfır oluyor. Yeni hal aldı. Aynen öyle. Evet, yeni hal aldı. Şöyle geçelim. Evet. Güzel arkadaşımız. Güzel kanat hemen yaptı. Şimdi biz ayrıldım. O gördüğün az önce gösterdiğim değil mi? Şu hale geldi. Evet. Şu hale geldi. Aynen. Bu sizin yanmışını, saplarını kopmuş, emziği kopmuş halde götürüyorsunuz. Aynı bu şekilde sıfır vaziyette götürüyorsunuz. Şimdi önemli olan bazı halkımız eskileri atıyor, örneğin kırılıyor. Kömürlendiği zaman atmasınlar. Ziyan etmemek lazım. Atmasınlar. İsraf zaten haramdır. Evet, doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kardeşim. Biz bu işi yaşadığımız müddetçe devam ettireceğiz. Halkımıza hizmet her zaman. İnşallah. Sen kamera aracılığıyla seni izleyen dostlara ne söylemek istiyorsun? Söyleyeyim ben arkadaşlar. Kesinlikle israf etmeyelim. En küçük dahi bir parçamız dahi olsa yani bu çelik eşya olmayabilir. Evde de kendi hani imkanlarımızla atmadan israf etmeden yapmaya gayret edelim. Evet çok teşekkür ediyorum. Halkımıza ne söylemek istersin son olarak? Hizmete devam. Selam sevgi. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi diyorum. Bizim ortağımız, arkadaşımız Ayhan Hoca kardeşimiz de hem kendisi de imamdır. Çok değerli bir kardeşimizdir. Artık bu işleri de devam ettiriyor. İnşallah. Ben röportajlarımın dolayı çok teşekkür ediyorum sana. Allah razı olsun. Allah razı hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Kameraya da şöyle bir el sallıyorsun. Şimdi şöyle bir tokalaşıyoruz Ayhan hocam, gene görüşeceğiz. İnşallah. Çay kahve var değil mi şu anda? Var. Tabii ikramımız her zaman vardır. Teşekkür ediyorum. Var.